Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTA ile Kampı'nın 22 ve 23. haftasının 10. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Doğru etinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne anlatacağız size? Günlük hayat problemlerinden bahsedeceğiz. Evet kitabımızda sayfa numarası 219 ve 220'nin yarısını işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Günlük hayat problemleri de geometri kısmında değil yani ilk 30 son 10 soruda değil ilk 30 soruda çıkacak. Ama burada yine böyle geometrik bilgiler kullanıldığı için yine ben anlatmak istedim sana. Şimdi burada günlük hayat problemlerini yaparken yani grafikleri yorumlarken grafiklerle ilgili çözüm yaparken 3 tane tekniğimiz olacak. Bunlardan birincisi üçgende benzerlik. İkincisi matematiksel olarak oran orantı. Üçüncüsü de bir x y düzlemi olduğu için analitik düzlem olduğu için analitik geometriden yapabiliriz. İlk soruda 3 yılda sana göstereceğim. Ama benim sana tavsiyem nedir biliyor musun? Tekli grafiklerde benzerlik tekniğini uygula. İkili grafiklerde de işte A bitkisi B bitkisi aynı anda gösterilmişse orada da oran orantı yöntemini uygula derim. Ha çok sıkıştın. Orlara böyle sıkıştık çözemediysek analitik böyle analitik düzlemle de çözüp işi daha garantiye de alabiliriz. Analitik geometriden çözmek daha garanti oluyor. Ama işi biraz böyle uzatabiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı ben benzerlik ve oran orantıdan yanayım. Nasıl böyle geometrici olsam bile yine de böyle ne bileyim sana kısa yolu gösteriyorum. Şimdi örnekle göstereceğiz tabii ki bunu. Örnekte şöyle bir şey verilmiş. Şekilde grafik bir ağacın dikildikten sonraki zaman ve boyu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Buna göre ağaç dikildikten 12 yıl sonra boyu kaç metre olur diye soruluyor. 12 dikildikten 12 yıl sonra burada dikildi ya hocam bu boyu 2 iken dikilmiş ağaç. Dikildikten 12 yıl sonra yani şuradaki mesafesi zamanı 12 olduğunda buradaki yılı nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Bunu bulmaya çalışacağız. Boyu kaç metredir olur, diye soruyor. Birinci yoldan çözelim. Birinci yolda dedik benzerlik tekli grafiklerde gerçekten temel da kelebek benzerliği varsa onu yapacağız. E, 12'deki bu burası isteniyor değil mi? Şimdi şuraya bakacak olursan. Şuradaki mesafe kaç? 3. Dikdörtgenler. 12 ise burası da 12. E, hocam temel orantı çıktı burada. Şu bölü tamamı 3 bölü 12'ye eşit. Şuraya bir A diyelim. 2. Şurası 2. 2 bölü tamamı. 2 artı A. Neye eşit olmak zorunda? 3 bölü 12'ye eşit olmak zorunda. E o zaman burada gitti gitti. 4. 4 kere 2 8. Eşittir. 2 artı A'dan dolayı A'yı da buradan ne buluruz? 6 olarak buluruz. Evet A6 ama A6 4'ten 6 birim ötede ne var? Ona bakacağız. 4'ten 6 birim ötede 10 var. Yani bizden de zaten 12 yıl sonra boyu ne kadar olur diye soruluyordu. Boyu o zaman kaç çıkar diyeceğiz. 10 çıkar diyeceğiz. Birinci yol bu. Birinci yol benzerlikten çözdük. İkinci yol analitik. İkinci yolda analitikten çözelim bakalım. Analitik geometriden çözerken de bunun grafiğini çizeceğim kardeşim. E bu denklemi yazacaksın yani. Bu denklemi yazarken de nasıl yazacağız hocam? Şimdi bir denklem yazılırken kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim 2 nokta. Ya şimdi burada bunun eğimini bulabilirim. Tanjant alfa x eksenine yaptığı açının tanjantı. Şurası da alfa yapıyor. Bak şurası 2 burası 3. Eğim nedir? 2 bölü 3 çıktı. Ya da hocam şuradaki 2 nokta belli ya. Y'ler farkı bölü x'ler farkından da yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Eğim 2 bölü 3. Noktası belli mi belli. Şuradaki 0'a 2 noktasından geçiyor bu doğru. E o zaman arkadaşlar eğim belli nokta belliyse doğru denklemini yazarız. 2 bölü 3 çarpı x eksi 0 eşittir y eksi Noktadaki y yani 2. Buradan 2x eşittir 3y eksi 6 yaptı. Yani 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0 grafiği gibi yaptı. Evet. Şimdi benden ne diyor? Dikildikten 12 yıl sonra. 12 yıl sonra yani zaman 12 olduğunda boyu kaç olur? Y'si kaç olur diye soruluyor. Yani x yerine 12 yazdığında y'si kaç olur diye soruluyor. X yerine 12 yazalım. 24 eksi 3y artı 6 eşit 0'dan. O zaman 30 eşittir 3y oldu. Y de buradan kaç çıktı o zaman? 10 çıktı. Evet y'yi 10 bulduk. Bizden de zaten y isteniyor. Cevap 10. İşte bu şekilde de analitik yöntemiyle de ikinci yol olarak da böyle yapabiliriz dostlar. Ama burada y'yi bulduk. İşte bizden y mi isteniyor? Farklı bir şey mi isteniyor? Gibi yorumlar böyle bazen de sıkıntıya da sokabiliyor. O yüzden benzerlikten böyle değerler bulup şey yapsanız sanki daha boş olacak. Bilmiyorum sana kalmış. Sana kalmış. Üçüncü yolda oran orantı yöntemi. Evet üçüncü yolu da ilk soruya bak hepsinden gösteriyorum. Şimdi şöyle yapacaksın ağaç boyu 2 iken dikildi değil mi? Ağacın boyu kaçtı? 2 iken. 3 yıl sonra ne kadar uzamış? Uzadığı kısım önemli. Ağaç 3 yılda ne kadar uzamış arkadaşım? 2 uzamış. 3 yılda 2 uzamış. O zaman 1 yılda uzadığını bul. Çünkü belli bir katını daha rahat buluruz. 2 bölü 3 uzar. Bizden ne diyor? 12 yıl sonra ne kadar uzar diye soruluyor. 12 yıl sonra ne olacak? 12 çarpı 2 bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. E şunlar şunlar gitti. 4 kere 2 8. 8 uzar ama uzadığını bulduk biz burada. Yani sen boyu zaten 2 değil miydi? Önceki boyu 2 idi. 2'ye kaç ekleyeceksin? 8 e ekleyeceksin ve cevap kaç çıkacak o zaman? 10 çıkacak. İşte 3 farklı yol da bu arkadaşım. Ben ne dedim sana? Tekli grafiklerde benzerlik. İkili grafiklerde de ne dedim sana? İkili grafiklerde de bence şeyi uygulamalısın oran orantı yöntemi gerçekten daha hoş oluyor. Haberin olsun zaten biraz sonra bunlarla ilgili şeyler yapacağız. Evet şöyle bir grafik verilmiş seçeceğiz. Teknik grafik olduğu için bence benzerlik. Analitik geometriden de yapabilirsin. Ama analitik geometriden yaptıktan sonra atıyorum 2x artı 3 y'li bir grafik elde ediyorsun ya. Senden en son kar isteniyor. Bak alış x ekseni satış y ekseni olarak verilmiş. Senden ne isteniyor? Y eksi x isteniyor. Buna dikkat et tamam mı? Denklemde y eksi x'li bir şekilde yazarsan sanki daha sağlıklı olacaktır. O yüzden analitik geometriden yapmayalım. Bence şeyden yapalım. Şuradaki verilen bilgiye bakalım. Burası 5'e 15 verilmiş. Hocam 5'e 15 verilmiş. Şöyle gösteriyorum. Şurası 5 burası 15. Sonra bizden ne isteniyor? 83 TL'ye satılan bir mal. Satış fiyatı. Tam burası 83 TL olursa. E burası 83 olduğunda. Hop şurası alışı bulursam eğer. Kârı da bulurum. Satıştan alışı çıkartırsam kâr olmaz mı arkadaşım? Olur. İşte o zaman şuraya da bir A diyelim istersen. Ya da şurayı bulmaya çalışacağım ben şimdi. E hocam benzerlik yok ki. Aslında var. Kendini oluşturabilirsin. Şöyle yamuk çizecek olursan. Temel orantı oluştu mu? burada oluşuyor. Şurası kaç birim? 3 birim. Yukarısı da 3 birim. Şurayı A birim bulursam olay bitiyor sanki. Hadi bakalım işlem yapalım burada. Şu uzunluk belli mi? Belli. 15 ile 3 arası 12 birim. 83 ile 3 arasında 80 birim yaptı. E burada temel orantı 3 bölü 3 artı A eşittir 12 bölü 80 e o zaman burada sadeleştirdik 4. 4 ile de bu sadeleşince 20 mi kaldı? A artı 3 20 ise A'yı buradan kaç bulduk? 17 bulduk. Evet A'yı 17 bulduk. Dikkat. Şu soru işaretli değil. Buraya 17 bulduk. E burası 17 ise o zaman burası kaç yapıyor arkadaşım? 5'ten 17 birim ötede değil mi? Yok. Evet 5'ten 17 birim ötede olacak değil mi burası? Evet A'yı 17 bulduk. 5'ten 17 birim ötede ne var? 22 noktası var. Tamam. Şimdi biz 83 TL'ye satmışız. Alış işte da bu. Bizden kar isteniyor. Kar da satıştan alışı çıkartacağız. Bu arada baya kazıkçıymışız ha. 22'ye alıp 83'e satmak ne demek ya? Günahdır. Öyle bir şey olur mu? Satışımız kaç? 83. 83'ten 22'yi çıkartacağız. O da kaç yapıyor? 61 yapıyor arkadaşlar. 59. soruyu böylelikle 61 bulduk ve geldik buraya. Bir uçağın havalandıktan 40 km sonraki hızı sabittir. Evet, 40 km'ye kadar havalanmış. 40 km'den sonraki Benzinde harcadığı yer gösteriliyor arkadaşlar burada. Burada ya da benzin deposunda kalan litre gösteriliyor burada. Ee, o zaman sabit bir şekilde hızı sabit ya. O zaman bu da doğrusal bir şekilde hızı sabit olduğu için yakıt da doğrusal bir şekilde harcamaz mı? O yüzden doğrusal bir grafik oldu arkadaşlar burada. Devam edelim bakalım. Yukarıdaki grafikte uçan kat ettiği yol ve harcadığı benzin arasındaki ilişki verilmiştir. Yani kalan benzin arasındaki ilişki de denilebilir tabi burada. Uçak havadayken B noktasındaki B noktasında yakıt ikmali yapıldığında ha tam B noktasında yakıt ikmali yapılmış şöyle benzin işte 500 litrelik bir benzin konmuş ee, sonrasında da yine harcamaya devam ediyor ve bu kadar yol gelmiş oluyor peki bu uçağın benzini kaçıncı kilometre biter arkadaşlar normalde bizim uçak benzin ikmali yapılmamış olsaydı hop Tam burada bitmeyecek miydi depodaki benzin? Bitecekti. İstersen burayı bulalım öncelikle. Aslında bu da bir tekli grafik. Çünkü bu grafik benzin doldurulmuş sonra buradan devam ediyor. Benzerlik yapılabilir. Hocam bak burası kaç? 200. Ondan sonra burası kaç? 300. Şuradaki mesafe kaç? 50. O zaman 200 bölü 500. 200 bölü 500 eşittir. 50 bölü A diyelim. 50 bölü A'dan dolayı şunlar 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 gitti. E o zaman burada kaç yapıyor? 250, 250 bölü 2'den dolayı ya da 25 çarpı şu 2 ile de 50 sadece 25. 5 ile de 25 çarpınca 125. A'yı 125 bulduk. Evet A 125. Yalnız bak buradaki mesafe 125. Arkadaş biz bu 40'a 125 eklersek buraya geliyor. Yani burası normalde kaç olacaktı? 165. Yani 165 kilometre gittikten sonra benzin burada bitecekti. E ne oldu? Yakıt ekledik böyle. Sonra hop böyle devam etti. Arkadaş bu aynı şekilde benzin azalıyor doğrusal bir şekilde. Bu da aynı şekilde azaldığı için şunlar birbirine paralel değil mi? Aa bunlar paralel. E şunlar da paralel. Şurada bir ne çıktı arkadaşlar? Paralel kenar çıkmadı mı? Evet. O zaman ben burada şu paralel kenarı kullanayım. Şu uzunluğu bulabilir miyim acaba? Bulurum tabii ki. Şurası 50 değil mi? 50. Yukarısı da 50. Aa burası 50 ise paralel kenardan burası da 50. 165'ten 51 metrede ne var? 215 mi var? Evet. İşte buraya 165'e 50 eklersek 215'i buluruz. Tam 215 kilometre sonra benzini biter kardeşim. Mükemmel bir soru. Böyle bir soru arkadaşlar çoğu yerde yok. Sadece burada yakıt ikmali yapmışız. Hop depoda 500 litrelik benzin kalmış oluyor sadece. Sonra devam ediyorum doğrusu bir şekilde. Yani çaktırmadan burada şunların paralelliğini senin fark etmen lazım. Analitik içerisinde bak yeni nesil bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru ve cevap 215 yapar arkadaşlarım. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 61'e ve bu haftanın son videosuna. 22 ve 23. haftanın son videosuna daha doğrusu. İkili grafik verilmiş. Oran orantı yardımıyla yaparım kardeşim. Şimdi şekilde A ve B bitkilerinin boyları zamana bağlı değişim ve Buna göre bitkiler Dick kaç yıl sonra A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 metre uzun olur. A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 metre uzun olur diye soruluyor. Yani şuradaki mesafe 30. Ha bak burada kelebek çıktı. Kelebek benzerliğinden de yapabilirsin bu arada. Eğer benzerlikten yapmak istiyorsan. Ama ben genelde ikili grafiklerde ne yapıyorum? Oran orantı yanıltı yardımını kullanıyorum. Tamam. Şimdi benden bu isteniyor. Şu A. Bak şurası A oldu. Burası da B oldu. Büyüdüğü zaman. Hadi oran orantı yanıltımını kullanalım bakalım. A'yı inceleyelim öncelikle. Bak A'yı inceliyorum. A ne oluyor? 3 yılda ne kadar uzamış? Hocam A şurası 3 yılda hocam boyu zaten 10'muş 12 uzamış. 3 yılda 12 uzamış. O zaman 1 yıldaki uzadığına bak. 1 yıldaki uzadığın olacak 4 uzar. E o zaman buradan buraya kaç yıl geçiyor? Zaten bize kaç yıl sonra diyor değil mi? E, kaç yıl kaç yıl sonra A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 metre uzun olur diyorsun. O zaman x yıl sonraki ne kadar uzadığını bulalım. 4x uzar. Hatta şuraya A diyelim. Şuradaki X ile karışmasın. A yıl sonra 4A mı uzar arkadaşım? Aynen öyle. O zaman bunun boyu 4A mı oldu? Hayır. Önceki boyuna da dikkat et. Bunun toplam boyu ne oldu? Şimdi bunun boyu 10'du. E ben bunu uzatacağım. Ne kadar uzatacağım? 4A daha uzatacağım. Toplam boyu 4A artı 10 oldu arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi B bitkisine bakalım. B bitkisi. Hocam 3 yılda ne kadar uzamış? 3 uzamış. 3 yılda 3 uzamış. 1 yılda 1 uzar x yılda x uzar. Toplam boyu x değil. Ya da a yılda a uzar. Toplam boyu a değil. Toplam boyu ne olacak o zaman arkadaşlar? a uzuyor. Önceki boyu bunun kaç? Hocam 22. O zaman 22 artı a olacak. Benden ne isteniyor? Kaç yıl sonra a bitkisi b bitkisinin boyundan 30 fazla olur diye soruluyor. E a bitkisinin boyu toplam boyu kaç? 4 a artı 10. 4 a artı 10'u yazdım. B bitkisinin toplam boyu kaç? 22 artı a'dan 30 fazla olsun diyor bize. A attım buraya 3A kaldı. Bunu buraya attım 20-40 kim yaptı? Evet. 3A-40 ise A'yı da buradan kaç buluruz? 14 olarak buluruz. İşte 14 yıl sonra ne oluyormuş arkadaşlar? A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 30 metre uzun olur. Bitkiye bak metre cinsinden bir de. Keşke birim deseydik. Evet. Böylelikle bitti mi bitti arkadaşlar? Bu arada sana da şu ödev olsun. Şunu şöyle şurası 30 olacak dedik ya. Bir de kelebekten yapmaya çalış istersen. Ama benim burada kesim noktasını bulmam lazım. E o yüzden kelebekten yapmak için sanki bu kesim noktası varsa kelebekten yapmak daha mantıklı olur. Hocam ben bu kesim noktasını bulurum. Nereden bulurum onu da? Şöyle bunun grafiğini, bunun denklemini yazdıktan sonra ortak çözümle burayı bulurum. Analitikten ortak çözüm yapmak seni burada bayağı bir uzatmayacak bir işlemini. İşte o yüzden analitiği böyle biraz geri plana itiyorum. Haberin olsun. Tamam. Analitikten de yapılır aslında ama ama tekrar söyleyeyim. Şurası 30 ya. Buradaki kesim noktası da belli olmuş olsaydı şuradaki oranlamalar belli olacaktı. Kelebek daha kolay olurdu sanki bunda. Evet gençler. Böylelikle bitirdik mi burayı? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Nereye geldik? Dönüşüm geometrisine geldik. O da önümüzdeki hafta. O zaman bir sonraki hafta yani kaçıncı haftadaydık biz? 22-23 dedik. 24. haftada dönüşüm geometrisinin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.